Vitaminler vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir. İlk defa 1912 yılında Polonyalı bir biyokimyacı olan Casimir Funk tarafından kullanılan vitamin sözcüğü, yaşam için gerekli anlamına gelir. Yağda eriyen veya suda eriyen olmak üzere ikiye ayrılan vitaminler insan bedeni için hayati önem taşır. Suda eriyen vitaminler arasında en dikkat çeken vitamin grubu B vitaminleridir. Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. B12 vitamin eksikliği nedir? Özellikle unutkanlık yaşayanların eksikliğini fark ettiği B12 vitamini hayvansal kaynaklı kompleks bir vitamindir. Bitkisel beslenen kişilerde eksikliği daha çok görülen B12 vitamini, kan hücreleri DNA sentezi ve nörolojik fonksiyonların çoğunda kullanılır. B12 vitamini nerelerde var? B12 vitamini en çok et, balık ve süt gibi hayvansal kökenli besinlerde bulunur. Bunlar ciğer, dana, özellikle kuzu ciğeri, sığır eti, tavuk eti, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir ve kefir, kabuklu deniz ürünleri, istiridye, midye, yengeç, ıstakoz, alabalık, somon, ton balığı, mezgit. B12 vitamininin faydaları nelerdir? Kan hücreleri ve DNA sentezlerinin yanı sıra vücudumuzun birçok fizyolojik reaksiyonlarında kofaktör olarak yer alır. B12 vitamini koroner arter hastalıkları, perifer damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Demans, Alzheimer ve mide tümöründen de korunmaya destektir. Genel olarak B12 eksikliği oranı toplumda %1,5 ila 15 oranındadır. İngiltere ve ABD'de 60 yaşa kadar bu oran %6 iken 60 yaştan büyük olanlarda %20'dir. Afrika'da yaşayan çocuk ve ergenlerde %70'leri bulur. B12 eksikliği birçok sistemi aynı anda etkiler. B12 eksikliği belirtileri şöyle sıralanabilir. Hafif derecede bir eksiklik varsa kansızlık, halsizlik, unutkanlık gibi bulgular görülür. Orta derecede eksiklik olanlarda ise kırmızı kan hücreleri irileşir ve daha belirgin bir kansızlık gelişir. Beraberinde dil mukozasında değişiklikler ve distal duyu bozuklukları ortaya çıkar. Ağır eksikliklerde kemik iliği üretimi bozuklukları başlar. Nörolojik bozukluklar belirginleşir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalama başlar. Periferik nöropati, demans ve psikoz gelişir. B12 vitamin eksikliği nedenleri. B12 vitamin eksikliği bu vitamine çok ihtiyaç duyulan dönemler olan çocuklukta, büyüme çağında, gebelikte daha çok görülür. Sağlıksız ve dengesiz beslenenlerde, katı vegan ve vejetaryen olanlarda da daha çok görülür. Vegan anne tarafından emzirilen çocuklarda da eksiklik görülebilir. Bunun yanı sıra alkol kullananlarda, ince bağırsak hastalığı olanlarda, yani çölyak, enterit ve benzeri. Atrofik gastrit, pankreas eksikliğinde bazı mide ilaçları kullanımında görülür. Diğer eksiklik nedenleri şunlar olabilir. Mide emilim bozukluğu varsa B12 düzeyi de azalır. Mesela total veya kısmi mide ameliyatı olanlarda, Zollinger-Ellison sendromu veya pernisyöz anemisi olanlarda da eksiklik görülebilir. İnce bağırsak rezeksiyonu ameliyatı olanlarda, ince bağırsağı tutan Kroh ve benzeri inflamatuar bağırsak hastalıklarında, pankreas hastalıklarında, giardia, tenya gibi parazitleri olanlarda B12 vitamini azalır. Hayvansal gıdaları az tüketenlerde yine eksiklik söz konusudur. Doğumsal hatalarda görülür. Bunlarda en bilineni intrinsik faktör eksikliğidir. B12 ihtiyacınız arttığında hemoliz, HIV, gebelik ve benzeri eksiklik meydana gelebilir. Bazı ilaçlar kullanımında eksiklik görülebilir. B12 vitamin eksikliği nelere yol açar? Kan hastalıkları, anemi, bağışıklık sisteminin bozulması ve kanama. Nörolojik hastalıklar, uyuşma, deri duyu bozuklukları, reflekslerde bozulma, duruş ve yürümede dengesizlik, görme bozukluğu, unutkanlık, demans, deliryum, akut beyin yetmezliği
ve psikoz gibi ciddi nörolojik hastalıklar, ağız ve dil hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi ile ilgili hastalıklar. B12 eksikliği stres yapar mı? B12 eksikliğinde anksiyete, panik atak, depresyon ve halüsinasyonlara kadar birçok psikiyatrik semptomlar görülebilir. B12 fazlalığı. B12 vitaminin vücutta fazla olmasının bir zararı yoktur. Çünkü suda eriyen bir vitamindir ve fazlası kolaylıkla vücuttan atılır. Ancak B12 takviyesi alırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. B12 oranı yüksek olanlar B12 takviyesi aldıklarında potasyum düşüklüğü ve trombosit fazlalığı görülebilir. B12 vitamini eksikliği olmadan takviye alınması sakıncalı olmasa da yapılan çalışmalarda iştah, uyku, halsizlik belirtileri takip edilmiş, bunun sonucunda ilaç almayanlar ve alanlar arasında hiçbir fark tespit edilmemiştir. Dolayısıyla B12 vitamini eksikliği olmadan takviye alınmamalıdır. B12 vitamini kilo aldırır mı? B12 vitamini enjeksiyonu bazı kilo verme diyetlerinde önerilir. Ancak ister enjeksiyon isterse ağızdan tablet ile alınan B12 vitamin takviyelerinin kilo vermede bir etkisi yoktur. Aksine kilo alımına neden olabilir. B12 vitamini kaç olmalı? B12 vitamininin vücudumuzdaki miktarını tam olarak yansıtan bir tetkik yoktur. Rutin tetkiklerde serum kobalamin düzeyine bakılır ve bunun normal değeri 200 NL/L'dir. Ancak değeri yansıtan farklı testler de mevcuttur. Onlardan biri holotrans kobalamin değerinin ölçümüdür. Kobalaminden daha hassas olmasına rağmen rutinde pek ölçülmez. Diğer biri ise metilmalonik asittir. Homosistein de gösterir. Plasma homosistein düzeyi 15 umol/L üzerinde ise B12 vitamin eksikliği vardır. Ancak homosistein düzeyi B12 azaldığında değil folat eksikliğinde, B6 vitamin eksildiğinde ve böbrek yetmezliğinde de artar. Yılda bir defa rutin tarama tetkiklerinde B12 değerine bakmak yeterlidir. Ancak şikayeti olanlarda bu sıklık 3 ayda 1'e kadar düşebilir. Günlük B12 vitamin ihtiyacı ne kadardır? Herhangi bir diyet ya da veganlık gibi beslenme şeklini benimsemeyen kişilerin gün içinde yediği yemeklerde 5 ila 30 mcg vardır. Ancak bunun yalnız 1 ila 5 mcg'si yemilir. Vücudumuz bu vitamini yüksek miktarlarda depolama kabiliyetine sahiptir. Vücudumuzda 1000 ila 5000 mcg depolanmış B12 vitamini bulunur. Bunun yarısı karaciğerde birikir. Dolayısıyla günlük alınan miktar eksik olsa bile eksiklik belirtileri 2 ila 5 yıl sonra ortaya çıkar. Günlük alınması gereken miktarlar yaşlara göre şöyle gerçekleşir. 0-6 ay 0.4 mcg, 7-12 ay 0.5 mcg, 1-3 yaş 0.9 mcg, 4 ila 8 yaş arası 1.2 mcg, 9 ila 13 yaş arası 1.8 mcg, 14 ve üzeri yaş 2.4 mcg, gebelikte ise 2.6 mcg, emzirme döneminde 2.8 mcg olmalıdır.